Sizin kafasını yaşıyorsunuz. Adama saldırdım, al bak topuklu ayakkabım yırtıldı. Adamın gömleğini yırttım. Al topuklu ayakkabıma bakın lan, sizin kafasını yaşıyor. Adama saldırdım, topuğum kırıldı. Bak. Topuklu ayakkabım yırtıldı. Kız, ben onlara çok küfür ettim kızlar, ama adam bana saldırınca ben onlara çok kötü küfürler ettim. O kadar şey yaptılar bana. Hıncımı alamadım, bir sürü küfür ettim onlara ama pişman değilim. Ama nasıl korkudan da şikayetçi olmadılar Hira, gördün mü sen? Evet. Haksız olduklarını biliyorlardı. Al tut şu kapıyı, açalım, tut. Nasıl, kıracağım mı? Tut. Diğer topuğunu da kırmışsan böyle kalırsın. Böyle kalır kızlar, ayağını anca böyle tut. Hadi kır. Açılmaz, açıl. Hayır, hayır. Anne. Bir adım kimsenin olmadın aşk. Hayır. Anne, bu ne? Yemin ederim kırıldı. Anne, sen nesin? Ama burası kırıldı, yarın yaptırmamız lazım. Anne, o kadar mı saygısızsın? Ama burası kırıldı, yarın yaptırmam lazım. Neresi? Kapı kapamıyorum. Bir dene binadasın en azından. Bir kapıyı kapa Abdi, gel. Kapanmaz. Kapanmıyor da bunu düzeltmemiz lazım. Binaya girmesinler. Anne, bir şey söyleyeceğim. Çek çek. Herkes nasıl giriyor? Hayır hayır. Oldu oldu. Oldu. Melun. Binada biri mi var? Yok. Kim? Siz bu binada mı oturuyorsunuz? Bir şey yaptılar mı, kim o? Biri var mı? Biri varmış. Ya şey, biz de kapıda kaldık bir saat. Melun'u kaç. Yok, çilingirci gelmiyor. Çekmiyor mu? Yok, çekmiyoruz. Çilingirci gelmedi. Emlakçı yaptım ama. Açacak kimse yoktu. Kapıda kaldık. Çilingirci gelmedi. Emlakçı da gelmedi. Sokakta kaldım. Mecbur kırdım beyefendi ama yaptım. Anne ona. Ya emlakçı, kızlar ayakkabıma bakın. Tutun şunu. Kavgada sen çok üzüldün, bir şey oldu diye. Hı? Kavgada senin bir şey oldu diye çok... Bırak şapka attın. Kavgada çok korktuk kızlar. Bırak şapka attın. Sana bir şey oldu diye çok korktum. Ne? Sana bir şey oldu diye çok korktum. Benim ayağım gitti. Yürü yukarı gidelim, yürü. Efendim? Emlakçıdan tuttuk, tanımıyorum beyefendi. Bu sana efendim? Sana buraya yaşı emlakçı salonun anahtarı vermiyor mu? Yaşı da biz yeni taşıdık, anahtarı vermemiş de. Biz aradık dedik. Ben de ben masrafı yapıyorum, bas bir şeye. Ben burada oturuyorum. Valla ben emlakçıyı aradım, 100 kere dedim ki bak kapıdayım dedim. Dedim ki anahtar lazım dedim, kimse de yardımcı olmadı. Anne, çantası nerede? Çantanı aldın mı Hira? Hira? Hira aldım. Hira, adam da haklı, ben mecbur kırdım, yürü ne yapayım? Emlakçı gelmedi. Çanta nerede? Orada anne, aldım, köşenin içine koydum. İnşallah. Bugün size olayları heyecanlı bir şekilde evde anlatacağım. AVM'de olanları yemin ederim. Şşş. Oturuyormuş, orası oturuyormuş, orası oturuyormuş. Doluymuş kız bina. Yıkıyormuş. Ben emlakçıyı aradım, diyorum ki binada kimse var mı? Dedi yok. Bir de şimdi evin kapısı da açılmış. Nasıl söyleyeyim? Bebek bebe. Yargıç Ahmet. Olayların içinden geldim Yargıç Ahmet. Başıma gelen olaylar. Bugün size olayları tek tek anlatayım. Anne. Olmaya başladım. Anne, sen ikimizi ayağına bakar mısın?
Ama nasıl Tarzan gibi kapıyı kırdın? Valla bilmiyorum ne yapacağız. Buradan uçan tekme at açılsın. Nasıl Tarzan gibi fırladın? Buna da uçan ne? Senin annen erkek gibi erkek. Küpeş düştüğü yazıyorlar. Bu nasıl Ahmet'e adama saldırdın diyorum. Var ya. Adamı elimden almasalardı. Hıncımı alamadım. Karakola gidecektim. Yargıcı Ahmet. Varma sana ne yaptın? Kaynedim. Durma. Bir mayanın kapağı, mama kabı filan hepsi arabada kaldı. Tuvaleti. Sus. Adam diyor sana da Esra'ya da söylemişim. Gel anahtarı alın. Dünyanın kafası mı ayık? Esra'nın akşamdan anahtarı var. Herkes küpe kız, klozete düştüğünü hatırlatıyor. Yemin ederim var ya. Hadi aç. Karakola gidecektim. Gitmedim. Esen yurtta ta av. Esen yurtta dedi avcılarım dedi. Dedi daha gidip dark raporu alacaksın. Daha, ama nasıl oldu ilk kavga ettiğim insanlar böyle ortada bıraktı. Köpek gibi böyle kaldınız köpeği. He. Böyle insanlara destek olun yardımcı olun. Onları savundunuz. Onları böyle siz dımdızla bıraktınız. Oh. Kaldı. Anne herkes diyor küpe tuvalette kaldı. Anne herkes diyor sayın küpe tuvalette. Sayın seyirciler, sayın izleyiciler terliğime bak. Kızlar. Onun tekini poşete koydum ha. Bu topuklu terliğimi bir numara yedirtelim ama işte bakma. Anne bakar mısın? Kıyamam. Bak lan çorap al dedim. Ay en güzel topuklun gitti kız. Her zaman giydiğin. Anne telefonu al kızlar. Kızlar elinde kaldı. Kızları alsana ayakkabını çıkartacağım. Kızlar benim ayakkabımı nasıl sıkacak? Neyse ben kızlar gidiyoruz. Kızlar siz ne de sokağımı? Versene. Kızlar sokağımı. Ver. Kız ver. Kızlar tersine. Senin bu hareketleri çok seviyorum. Şu uca. Bak. Kanadı çıkarmıştım, mangal yapacaktım. Dur size olayları tek tek anlatayım. Eğer ki azıcık yanlış varsa Allah belamı versin. Dur size olayları anlatacağım. Kısa ve öz, net. Bak kızlar olaylar nasıl oldu size anlatayım bacım. Dur bacım size anlatayım olayları. Şimdi ben bir dünya starı olduğum için tamam mı? Şöyle oldu. Ben AVM'deydim, insanlar benimle beraber fotoğraf çekiyordu. İnsanlar diyor ki fotoğraf çekelim. Ben de insanları kırmıyorum, fotoğraf çekiyorum. Orada kasada 3 tane maymun durmuş. İnsanlar fiziksel özellikle dalga çekmek çok ayıp bir şey. Gerçekten bir insana yakışmaz. Ama ve lakin şimdi ben onları çekmiyorum. İnsanlar onları çekmiyor. İnsanlar geliyor benimle diyor ki fotoğraf çekelim. Şimdi insanlar fotoğraf çekiyor. Biz sizi çekmemişiz kardeşim. İnsanlar biz birbirimizi çekiyoruz. Yani onlar diyor ki abla fotoğraf çekelim tamam dedim. O geldi fotoğraf çekelim tamam dedim. Bana ve yanımdaki insanlar diyor ki bize kızarak yüksek sesle konuşarak diyor ki işte bize bağırıyor. Diyor ki işte bize düzgün söyle. Söyle ki hanımefendi Hülya Hanım, dünya starı Hülya Hanım. Kadın çok ağır ve iğrenç konuştu, kaldırdım. Kolaları, Red Bull'ları ne bulduysa markete patlattım, fırlattım. İnsanlar beni tutuyor ama fırlattım. Ama bir daha yediler onlar benden. Ok oldu. O çok ileri gitti. Ama suç benim. İnsanlar diyor ki senle fotoğraf çekelim. Ben insanlara zorla gelin benle fotoğraf çekin demiyorum. Onlar benimle çekiyor. Kimse onları da çekmemiş. Ağırım teşekkür ederim dur. Sonra biz tam çıktık. Ben bunları iyice bir patakladım, dövdüm. İğrenç hakaretler edemez. Anca sadece klav ederlik kanunları TikTok'ta bana ve çocuklarıma ederler. Ama benim yüzüme, benim karşıma, benim yanımda kimse benim çoluk çocuğuma ve bana hakaret küfür edemez. Ben 100 tane erkeğe bedelim. Kimse benim bana öyle hakaret edemez. Anca TikTok'ta klav ederlik kanunları TikTok'ta yayınlarda orada burada konuşurlar. Ama benim yüzümde kimse söyleyemez bunu bana. Söyleyemez. Hak etti. Onları patakladım sonra döndük çıktık. Kavga daha olay bitmemiş. İnsanlar bizi ayırıyor. O beni çekiştiriyor. Bu beni çekiştiriyor. Anneme o ki 10 tane erkek tutmaya çalıştı. 10 tane adam beni tutamadı. Size yemin ederim var ya. Çünkü çok iğrenç küfürler etti kızlar. Yemin ederim. Dedi ki insanlar dedi bununla fotoğraf çekiyor. Dedi kendi pazarlıyor bilmem ne falan. Daha dedi o yüzden fotoğraf çekiyor falan. Bir sürü şey söyledi. Benle fotoğraf çekilen de hepsi kadın. 50 kişi seni tutmaya çalıştı ha. Yemin ederim 50 tane adam beni tutmaya çalışıyor. Bir de adamlar tutuyor, kadınlar değil. 5-6 tane adam tutmaya çalışıyor. Adamlar tutmaya çalışıyor, gene tutamıyor.
Sonra çıktım. 5-6 tane maşallah adam. Saygırım benim. 5-6 tane adam. Bir dakika sonra marketten beni çıkardılar. Sonra baktım bir attı bir tane kadın bana dedi ki terbiyesiz dedim. Terbiyesiz mi sen bana? Kalktım gittim kadına saldırdım. Kadına saldırdım tanımıyorum ha. Kadının kocası baktım kolumdan tuttu o bana saldırdı. Ben adama saldırdım. Adamın gömleğini yırttım. Adam bana saldırdı, ben adama saldırdım. Sonra gene araya adamlar girdi. Onları tam dövemedim, o içimde kaldı işte. Sonra bunlar için kavga etti ya kızlar. Sen bu markette kavga ettiğim kadın bir de iki tane çocuğu marketi terk edin, kaçın gidin. Bu diğer onlar için kavga edenler de orada kaldı. Tabii benim terliğim de yırtıldı adamı döverken. Adamın boyu uzundu. Hevallah. Adamın boyu uzundu. Adamın boyu bile görmüyordum. Adamın üstüne fırlarken topuğum kırıldı. Terliğim kırıldı. Terliğim kırıldı kızlar. Adamın üstüne hopluyorum. Adamın boyu uzun. Adam dev gibiydi görmedin mi? Hevallah adam da zürafa. Kendimi fırlattım adamın gömleğini yırttım ve terliğim topuğum kırıldı. Sonra polisler geldi. Polisler dedi şikayetçi misiniz? Polisler demiş ki biz onlar polisler demişler ki biz şikayetçi değiliz. Ama ben polislere dedim ki ben şikayetçiyim. Bir dakika. Onlar şikayetçi olmadı. Çünkü onlar haksız. Kaçırdım. Kızlar vallahi billahi olay bundan ibaret ama yani büyük bir rezillik, büyük bir kepazelik çıktı. Ben de orada onun karşısında donmadı. Donmuş. Yeşil. Donmamış yok yeşil. Yeşil anne donmadı. Küpem yok mu? Küpe klozete girdi. Vallahi ya. Valla kızlar olay bundan ibaret yemin ederim size Abdi ne... Abdi korktu ama. Ne ay, eksik şimdi bu Abdi ağlıyordu orada korktu. Bir şey söyleyeceğim anne yalan değil. Sen ağlayınca ben de ağlamadım bir şov yapma. Ben ağladım diye o da ağladı gel hele gel. Şov. Ama kızlar adam durduk yere karısıyla beraber durduk yere bana sataştılar ya ben onlara çok kötü küfürler ettim. Kadına ben maymun. Çünkü dövemedim hıncımı alamadım ya tam. Tam hıncımı alamadım, tam dövemedim, içimde kaldı. Yani kendi kendime gibi ama adama saldırdım. Anne yargı çahmet şey attı. Teşekkür ederim hediyeleriniz için kurban verin adama. Ama adama saldırayım, adam uzun boylu. Bu kadardı. Nudem teşekkür ederim, Nudem Pelin kızlar. Sen bu kadarsan adam bu kadardı. Adam dev gibiydi, adama saldırdım. Ya zıplıyor anne, sen zıplar. Ben adamın üzerine zıpladım. Adam kolumdan tuttu. Ben de adamın üstüne zıplandım. Bunun yakasını tuttum. Gömleği yırtıldı. Adamın gömleği yırtıldı ama ben de topuğu ayakkabım yıkarıldı. Ah topuğu ne kadar güzel. Adamın gömleği az yırtılmıştı. Niye? Yırtılmıştı. Düğmeleri hepsi yırtılmıştı. Hep düğmeleri yırtılmıştı evet. Biraz işte onlardan hırcımı alamadım diye. Ben onlardan şikayetçi olsaydım suç onlarındı kızlar. Evet. Suçlu onlardı. Durduk yere bana sataştılar. Adamın benim kolumdan tutması, bana saldırması, kadının orada durduk yere bana sataşması onlar haksızdı. Eğer ki ben onlardan... Gelmedi onları yalan. Ay yiyeceklerimi anlamadım. Bir de gerizekalılar. Siz başkaları için kalktınız. Bana sataştınız. Hey gerizekalının önünde gidenleri. Sizi böyle bıraktılar gittiler. Oh! Ha böyle. Siz o üç kişi için bana sataştınız. Sizi bırakıp gittiler. Hey bok suratlılar size. Anne o kadar yaşıyor. Evet valla ben bugün kendimi Zeyna gibi hissettim. Yemin ederim tam Zeyna. Hak ettiler. Ben çok üzüldüm. Anne o kadar abur cubur almıştım alamadım hepsini. Gittim markette yediklerimi de veremedim parasını. Markette yiyecek de yedik mi yoksa? Anca yarın gideriz. Kavga vardı, olay vardı. Bütün market toplandı. Yediklerimizi şey kız güvenlikler bizi ayıramıyordu. Bir de hepsi erkekti. Biri benim bacağımı tutuyor, biri kolumu tutuyor. Altı ya da beş tane. Bir de bir adımdı. Anne birisi oradan diyor ki Allah rızası için abla yapmayın birisi oradan diye. Ben duydum. Altı tane, beş tane ya da altı tane adam var. Tutamadı seni. Beni tutup, çünkü kızlar sinirimi alamadım. Çünkü durduk yere, yani biz öncekilerle tamam kavga ettik. Öncekilerle kavga ettim. Siz niye bana sataşıyorsunuz durduk yere senle kocam bacım? Hey Kunde, dua edin ki orası uzaktı. Ben Allah canımı alsın onlardan bugün şikayetçi olsaydım onlardan bir sürü tazminat alırdım. Durduk yere kadının bana sataşması, durduk yere adamın benim kolumdan tutup bana saldırması onlar suçluydu. Aynen. Ha ilkine gelince onlar gene suçluydu. Ben onları çekmemişim, etmemişim. O kadınız insanlar geliyor diyor ki fotoğraf çekelim. Ben mi sana diyorum ki gel fotoğraf çekelim. Anne gel bir dakika şöyle bir şey var. Gerçekten bu halkımız da çok değişik. Çok ayıp ediyorsunuz. Hediyeleriniz için teşekkür ederim. Dur. Bu halkımız da çok ayıp. Kendinize gelin. Ben kavgadayım. Ben ağlıyorum. Ben Tarzan gibi, Zeyna gibi insanlara saldırıyorum. Siz hala orada diyorsunuz ki fotoğraf çekelim. Ya gerçekten bazen gerçekten hasta mısınız?
Arin teşekkür ederim. Kız ben kavgadayım, ben rezilliğin içindeyim. Diyorla fotoğraf çekelim mi? Eyvallah. Polisler gelmiş. Polisler ifademizi alıyor. Diyorla gel fotoğraf çekelim. Hadi bir sen düşün. İlla sen polis al, İlla sen polis al. İfadeyi al. İfadeyi alıyormuş gibi ya. Polis al, ifadeyi alıyormuş gibi. Ya bir daha hanım. O kadar iyi oldu, biz hala gidiyoruz. Bak, polisler kadın gelmiş ya. Fotoğraf çekilebilir mi? Dedim bacım ben kavgada... Sen kafanın içmesin, iki kıza bana döküyor Hiro'ya. Hiro ki gel, fotoğraf çekinelim. Vallahi. Diyor ben ne şuna kavgada diyor gelmiş Murat, olmaz. Murat teşekkür ederim Murat. Bir dakika, Esra da olayın içindeydi. Esra da kavgada. Esra onları da ortada sizi ayırmaya çalışırken. Esra da bizi ayırıyordu. Gitti. Esra da adamı dövüyordu, bizi ayırıyordu. Bilmiyorum Esra o kadar yükseğiz, bazı kitapları taşıyamıyor. Esra abla ortada öldü kız. Ben böyle oldum kızlar. Çünkü bu abdi adam girmez lan içine. Buraya çık. Ne? Şu an komiklikle anlatıyorum ama çok kötüydü. Gerçekten. Adamın boyu böyleydi, yemin ederim size. Adamın böyle böyle, ben tutmayayım. Vallahi böyle. Adama saldırdım böyle, burasından tuttum, ben de yere çakıldım. Tabuklu da kırıldı, taşıyamadı. Taşıyamadı sen. Adam dev gibiydi lan. Anne tabuklu dedi ki ben pes ediyorum, taşıyamıyorum bunu. Kızlar bir de sonrasından, bir dakika, Esra ile de kavga ettim zaten. Ne için? Ben, Esra, Kadir, hepimiz birbirimize girdik. Yok, kaçırmadın. Hepimiz birbirimize girdik. Biz Kadir'e dedik git Maya'yı saat 10'da uçağa ver. Cemal teşekkür ederim. Oo gitti. Dur. Al. Annem büyük kaçtı. Açelya teşekkür ederim. Büyüktü, yemin ederim. Yemin ederim. Tut yakala tut. Siyah bir şey değil mi? He yakala. Buradan gitti. Yakala! Yakala sen, boya aldım, saçımı boyayacağım, yakala. Yok kaçmış, bir nerede olduğunu bilmiyorum. Kız yakala zaten, kaşıyor yakala buralarda bir abdi, gel sen yakala abdi. Sende de beyaz beyaz şeyler aralarda var. Var mı? Evet, biraz beyaz şeyler var sende de. Beyaz şeyler sende de var. Boya yapacağım da nasıl? Beyaz yumurtalar mı ne, onlar sende var. Anne. Abdi var mı hele bu, belki yalan söyle, bir bak hele. Vallahi az önce gördüm büyük bir tane. Abdi bak. Var mı? Yumurta. Ciddi misin? Bu ne? Abdi buraya bak, buraya kaçtı. Ne? Abdi bak. Aç. Ya buraya bak. Kaçtı hissediyorum. Yok anne yok, sen öyle hissediyorsun. Kaçınca öyle oluyor, ben de biliyorum. Işık vurmamız gerekiyor. Yürüyünce kaçınıyor. Yürüyorlar, kanını emiyorlar. Kafamızı emince etini yiyorlar. Emiyorlar, kan emdikleri zaman kaçınıyor. Az önce sende bir tane böyle büyük gördüm. Büyüktü. Siyah bir şey böyle gitti ilerle. Huş diye gitti. Söyle vallahi. Vallah. Poyraz, bak tam buradaydı. Ay dedim anne dur, saçında size bir şey var dedim. Baktım huş diye gitti. Huş diye gitti yakaladı. Derya teşekkür ederim Derya. Kız yine bak anne. Bak bunlar ne, yumurta değil. Poyraz teşekkür ederim. Hep burada teşekkür ederim. Evet. Sende de yumurta bir anne o kadar var. Kurabiye almak için uğraşmıştım, hepsi gitti. He kız ne güzel kekler almış. Evet acıktım ya. Valla ağlanacak halimize gülüyoruz şu an. Evet. Farkında mısın? Ama gerçekte ben üzüldüm. Ama ben çok ağladım, Abdi de ağladı benimle. Ha, gel öp Melike. Üzüldüm sana, o yüzden ağladın. Abdi de ağladı. Kıyamam. Ben sana üzüldüm, o yüzden ağladım. İşte sen ağlayınca ben de ağladım. Sen kokuyorsun. Ben kokuyorum. Gerçekten kokuyorum. Dur ben bana eve gireyim hakikaten. Galiba sen ter kokuyorsun. Aa maşallah. Ya Helin, kız Helin teşekkür ederim. Aa, bacım anne, benim. Anne bana tişört seçebilir miyiz? Ben banyoya gireceğim de. Bekle tamam, şöyle çıkayım seçeyim. Helin teşekkür ederim aşkım benim. Ben tamam, erkek gibiyim. Ben dur bakalım. Bacım bundan sonra Allah rızası ben için kızmayın. Gelip benimle fotoğraf çekmeyin. Bak sizin yüzünüzden insanlar benimle kavga ettiler. Gıvır gelin mi? Sizin yüzünüzden insanlar geldi bana saldırdı. Hadi. Görmediniz mi? Bekle. Ama bir tane kadın da çok yardımcı oldu ama anne. He bir tane kadın bacım, eğer beni izliyorsan Allah razı olsun senden. Helin teşekkür ederim Helin. Bir dakika. Cemal teşekkür ederim. Esra ile de kavga ettim. Niye kavga ettim onu da söyleyeyim. Bacım kaç gündür Esra demiş ki bacım bize yardımcı ol. Maya'yı getirelim. Dedi ki abla bugün saat 10'da. Freon teşekkür ederim. Dedi ki abla bugün saat 10'da uçak bileti var. Dedim Maya'yı getirelim. Ben de Kadir'e dedim ki Kadir saat 10'da uçak bileti var, git Maya'yı bırak. Kadir sen git havaalanına, uçak bileti yokmuş saat 10'da. Kadir dedi ki abla bir tane kadın burada.
Neresi kaşınıyor göster. Duygu teşik kaş hele bir bak kaş bir bakın. Bakıyorum. Neresinde kalmıştık söyleyin devam edeceğim. Aman yok sen de bir Duygu sağ ol kızlar hediyeleriniz için çok teşekkür. Uçak yanlış yere gidiyormuş. Sana anne bir şey söyleyeyim mi? Seninki bir boyamada geçer. Kızlar bari saati anne, sıraya koyun bizleyin. Seninki bir boyamada geçer çünkü sende az bir yumurtası var da. Büyük az önce bir tane fış diye geçti ben gördüm. Duygu teşekkür ederim Duygu. Hele bir kızlar olayı anladınız mı? Nerede uçak? Dur bana. Esra dedi ki Poyraz teşekkür ederim. Dedi ki uçak saat 10'da var Maya'yı getirelim. Ben de Kadir'e dedim ki Duygu teşekkür ederim aşkım benim hepinizden Allah. Kadir'e bir dakika. Kadir'e dedim ki Kadir git Maya'yı götür uçak bileti uçağa. Kadir gitti. Dedik abla saat 10'da uçak bileti yok kızlar. Havaalanında kaldı mı Kadir uçakla şey Maya'yla beraber? Su diyor abla nasıl göndereceğim dedim bilmiyorum. Sonra Kadir beni aradı dedi ki abla burada bir tane abla var. Dedi gelecekmiş İstanbul'a. Dedi Maya'yı ona vereceğim Maya onunla beraber gelsin. Dedi biletini keseceğim göndereceğim. Seni tanıyor mu? Bir dakika Kadir beni tanıyormuş. Dedim tamam gönder. Ayrıca tanınma. Hadi yakala onu. Ay çok küçük. Yakala. Vallahi bir tane gördüm de çok küçük nasıl tutacağım. Çağla teşekkür ederim. Yakala. Yakala. Gitti. Ya yapalım. Ya senin saçın kaynak ya buralarda bir şey var. Oradaydı vallahi. Yemin ederim ki. Vallahi billahi gördüm. Yemin ederim. Ya senin bu kaynakların var ya. Gelsin dünyanın en iyi bit ayıklayan insanı bile bunu çıkartamaz. Çıkartır abartma. Abi çünkü öyle bir insan bak, ya. Bak az önce burada buranın içinde gördüm. Nasıl çıkartacağım? Çıksam anneye saç çıkartsa veriyor musun? Kalk. Tamam işte kadın. Bir dakika. Bir dur ben olayı anlatayım kızlara. Ya bir şey sallanıyor. Çağla teşekkür ederim bacım benim. Sallan yumurta mı? Çağla sağ ol aşkım. Yukarı var. E durun olayı anlatayım kızlara. Tamam tamam sen oradan. Aa canlı yayın kısıtlaması diyor. Ne oldu ki? Rabia teşekkür ederim Rabia. Az önce gördüm onu tutamadım küçüktü. Küçük siyah. E dur olayı anlatayım. Sonrasına kızlar sonracıma işte şimdi Kadir dedi ki abla dedi uçak bileti yokmuş saat 10'da kalktık Kadir tanımadığımız insanlara Maya'yı verdi kadın beni tanıyor. Uçak biletinde şimdi Esra gitti normalde yeni havaalanı bize 45-50 dakika bir saat buradan alacağımıza kadın da Sabiha Gökçen'de iniyormuş. Esra gitti Sabiha Gökçen'den Maya'yı almaya biz de kapıda kaldık her şey karma karışık bok gibi hayatımız mahvoldu. Anne kızlar annemde iki tane büyük gördüm yemin ederim ki. Hele bir yakala yakala. Bir tanesi böyle küçük boy. Abi sen ışığı tut kira yakalasın hele. Az önce küçük boy bir tane gördüm saç. Abi gel ver ışığı tutsun. Bak görsen de. Kız yeter! Abi tutamıyorum tutamıyorum. Abi gel ışık tutsa sen tutarsın. Kaynağın var senin kaynağın. Hepsi kaynağının arasında. Az önce tutacaktım kaynağın yüzünden tutamıyorum. E nasıl olacak bu bitler şimdi? Az önce iki tane gördüm bir tanesi buradan gitti bir tane de öyle küçücüktü. Baktım bir şey sallanıyor aha dedim orada şey gitti. Kanalar yakalarsın hele bir bak yakalarsın. Abi ışığı tut şuralara bir bak. Ben ne yapayım? Nereler? Şuralara bir bak yakalarsın bir bak. Hadi hemen hızlı bak. Bu mercimek gözümle. Sende çok yok ama. Var var kafam parçaladı kanımı emdiler. Kanımı emdiler sen farkında ya değilsin. Sen boya sür. Beni öldürdüler ha. Ben böyle uçayım ya. Hepsi kaynak, hepsi kaynak. Hey ya. Yemek yemedik, sözde mangal nasıl yapacaktık. Nasıl mangal yaşıyorsun sen bu kaynaklarla anne? Ya boya yapacak, boş verin. Anne boş verin. Sen de bir şuraya bir bak. Sende bir yumurtası var ha. Çok mu abdi, var mı abdi? Orta, çok orta. Değil. Çok var mı? Çok az var, az ne ortası? Ve şuraya bir bak. Verin. Yakalayayım bir kaç tane de içim rahat etsin, onları bir patlatayım ya. Gecik. Ya hayır ben bu tutmayacağım benim ağrıdı. Gecikler. Anne! Abi sanki istermiş. E buraya bir bak. Nereye? E dokununca gidiyor ki kaşın. Hadi hemen yakalasay bulur. Yakalayamıyor hemen. Yargıç Ahmet teşekkür ederim. Böyle iyi vur bak buralara iyi vur. Hepsi oralarda. Hepsi o kaynağın arasına girmiş. Şimdi ne yemek yiyeceğiz Hira? Ama. Bak bir tüm tası gördün mü? Evet. Yargıç Ahmet teşekkür ederim. Bilmiyorum vurmayın. Aha
da olmamış bir... Yakala onu, yakala. Hilal burada, Hilal burada, Hilal burada yürüdü. Ay elimden kaçtı. Hilal burada. Şu aralara bak kız, hadi hadi. Ya bunlar kime çekti böyle beceriksiz? Şimdi ben 100 tane bit yakalamıştım. Yok Hatice, yok. Hilal bulamıyor, ben ne yapabilirim? Gerçi yoksa lan, gösterse sarılacak mı? Var kızlar, var da yakalı. Tarayamam işte, saçımda kaynak var, taranmıyor. Kaynak, hepsi kaynakların arasında. Ya boya yapışıyor, kim uğraşacak, benim kırıldı burada. Ben bırakın, de geçiyorum. Bırak, yakalayamadınız, hiç rahat etmedik, bırak. Hilal bir tane yakaladı, yere düşürdü. Az önce iki tane gördüm ya. Ne haberiniz olsun, bir tanesi yerde yürünüyor. Söyle vallahi. Tanesi... Gerçekten gördün mü, görmedin mi? Yemin ederim ki, vallahi billahi adım gitti buraya. Bir tanesi de senin kaynağın arasında gördüm, küçüktü. Ha Çelya, sağ ol. Yemin ederim. İki tane gördüm. Dikkatli mi ayaklarınızdan? Bir tanesini az önce tuttum, daha olmamış, böyle küçüktü. Olmuş gibiydi. Onu tuttum, tam yere düştü. Hira, bundan sonra kim insana bile sataşsa bile hiç konuşmayın, tamam mı? Boş ver. Teberin olsun ki sen öyle yap, ben de partici yap, parti yap. Ufak demek ki atışmalarda bir şey olmaz, karışmayalım. Ama bu kadın bize küfür etti diye ben kadına saldırdım. Sen anne, sen o siyah tozunu döküyorsun ya kafadan, hepsi burası şu an siyah. Çoktan da dökmemişim bir aydır. Ama gene siyah. Anne. Hoca elini çek bir bakayım. Anne açma. Ya yine kalk yemek yap bak. Aferin da. Ev sahibi yazmış. Ya ne de... Ev sahibi yazmış, bize kapı şifresini söylemiş, kızmış. Diyor siz niye insanları rahatsız ediyorsunuz diyor, taşının. Kapı şifresi ne? Abi senin ayağının altını paylaşmışlar kirli diye. Hakunlar baksana ayağının altına. Parçalandı ayakkabıyla. Alakası yok. Ayak, bak yine ayağının altına bakın. Kalk yıkın aman. Kalk. Yıkayacağım yerim lan. Çöp seç işte. Abi üstündekiler daha yeni giydi. Başka tişörtün yok. Terlemiş. Ama şey yap bak işte kanat. Ne yemek yapacağız? Açız ya. Hap sen sayede bak onu yapamıyorum. Kalk yürü duş al. Kurunan onları giy, hadi kalk. Yok kıyafet ya. Tamam. Niye alıyacak yani bu? Ne istiyorsun benden? Bu da... Ya sen bebek misin? Yani artık büyümüşsünüz. Ya bazı şeyleri kendiniz yapmayı öğrenin. Biliyorum. Bazı şeyleri kendiniz yapmayı öğrenin. Bebek değilsiniz. Ben sizin yaşınızda zaten yemek yapıyordum. Lan evi temizliyordum. Lan işe gidiyordum, temizliğe gidiyordum. 10 bin yaşındaydım lan. Ben sizin yaşındayken yemin ederim küçüktüm. Ayağımın altına küsüğü koyardım, yemek yapıyordum, evi temizliyordum, üstüne dayak yiyordum, üstüne benim ve annem kendisiyle beraber temizliğe götürüyordu. Lan neler yapıyordum? Şimdiki çocuklar her şeyi anneden bekliyorsunuz. Ne makarnası? Cumali teşekkür ederim. Yemek ne zaman? Ben yapayım, kanatla pilav yapacağım size. Cumali teşekkür ederim. Ha size kanatla pilav yapayım. Vallahi kızlar yemin ederim, yani ben onların yaşındayken Allah canımı alsın ki yemin ederim, bak yemin ederim, şimdiki çocuklar çok şımarık. Yani bir elbise çıkaracaksın, oğlum git çıkar giy, 5 dakika duşunu al. Bebek değilsiniz yine. Ben öyle yapmıyorum, ben sana ne zaman geldin demişim, gel benim. Tamam biraz destek olun bana hayatımda, yani bir bok gelip geldik İstanbul'a, rezil olmuşuz zaten. Tamam da biraz kendiniz bazı şeyleri yapmayı öğrenin. Niye? Bebek değilsiniz ki. Bebeklikten değil. Bu da adamın taklidini yapıyor. Bebeklikten değil. Tişörtüm yok. Var abi onların arasında. O kırmızıyla o şortu al gel hadi. Almayacağım, istemiyorum. Tişört sıkıyor beni. Sen de arkamdan tişli olmuşsun annem. Sen öldürürüm. Adamın yapmasını böyle tuttum. Adamı yere fırlattım. Şimdi banyo yaptım. Gel evvel ki ciddi. Tabii. Ati. Ama hıncımı o adamdan... Kanat yapıyor. Hıncımı o adamdan alamadım ben ya. Diyor ben yiyeceğim. Yemeyecek kanat. Yemeyecek. Benim de canım kanat istemiyor. Mangal yapsaydı yerdik de işte bu. Kanka mangal yapalım. Bu kavgalar yüzünde ne işimiz vardı ABM'de bizim? Kanka mangal yapalım. Ya bacım kızlar ya ABM'de. Ayy!
AVM'ye gittim, insanlar benim bir alışveriş yapmama izin vermediler. Sonra da onlar yüzünden başkaları benimle kavga etti. Diyor bizi çekiyorsunuz. Halbuki ben çekmedim. Onlar kendilerine fotoğraf çekiyorlardı. Orada da suçlu ben oldum. Herkes evine gitti fotoğrafını çekti. Ben dayak yedim orada. Gerçi ben dayak yemedim, ben dövdüm. Küpe klozette, klozete düştü. Hala klozette söyleyeyim. Gitmedim o kadar yıkadım. Hala klozette o küpe. Küpe klozete düştü. Üstüne tişörtlerimi koydum giyineceğim. Düşüre gül. Çekelim onu. Bak hala orada. Ay. Ay dokunma. Abinin tuvaleti. Benim değil. Ben yukarıdakine gidiyorum. En sonradan ben sen yapmıştın anne. Anne. Git al her şeyi anne. Söyleme. Tavlun nerede soruyorum. Yukarıda. Yukarıda nerede? Beyaz havlu oralarda, bilmiyorum hiçbir şey. Havlular bir yere dert pis oldu, çöpe attık. Yeni havlu almamız lazım. Beyaz havlu yukarıda senin odan deme. Bir şey de odanıza koymayın be. Abdi diğer evde her şeyi attık. Biz o nesilleri... Diğer evde her şeyi biz çöpe attık. Tamam ben onu demiyorum. Yukarıda beyaz havlu var. Halim yok, o kadar dayaktan, o kadar kavgadan sonra, o kadar rezillikten sonra. Hülya Hanım, fotoğraf çekebilir miyiz? Aman, sizin yüzünden kavga ediyoruz, lütfen fotoğraf çekmeyin. Lütfen, bundan sonra fotoğraf yok, kavga çıkıyor hanımefendi. Hayır. Çıt. Bundan sonra öyle, hayır. Çıt. Bir şey söyleyeyim miyim? Niye sizin havlularınızı kullanmak zorunda? Havlu yok evde, havlular hepsi o diğer evde. Bizi o pis eve götürdüler ya, o cinli periler. O cinli perili ev yüzünden havlularını hepsini çöpe attık. Onu demiyorum. Bir kere bile temiz havlu kullanmamışım ben şu ana kadar. Sen bizi rezil etme, sus. Yapmıyorum, hepsini kullanıyorsunuz, bu ne? Bir sabah duş alıyorum, bir yemekten sonra duş alıyorum. Bana bir şey kalmıyor, bu ne? Ayakların altını yıka. Bak seni paylaşırsa... Ev, Hira evin yerleri temiz değil mi? Hayır. Ben oralardan... Şu aralar var ya, oradan hep toz gidiyor şu aralar. Siz var ya namıkıyorsunuz. Pissiniz. Hey ya pissiniz. Hey anne ne yapıyor? Ay gidiyor ki. Çekil hadi in de ben bu kanatları yapıyorum. Ya da kızım yeter valla yeter be. Gerçekten artık beni bıktırdınız ya. Gerçekten yeter ya. Şu. O hayatımdan bıktım. Benim şovcum. Yaptığını yap hadi. Hala diyor adam tahsini yapıyor. Levi teşekkür ederim Levi. Boyu neydi anne? Hı? O boy neydi? Dolap gibiydi. E valla adamın boyu uzundu. Adama boyu yetişmedi ya kızlar. Böyle kalktım. Kuştu adamın boyunu tuttum. Ayakkabım terlik, topuğum terlikli değil. Anne. Söyle teşekkür ederim. Bir baktım dedim çak yere çakıldı topu. Şey topu terlik yüzünden. Topuğu terlik. Adam. Ama şimdi ban yeriz. Olmaz. Hadi böyle. Ban yeriz. Böyle ban yeriz. Uyuyun. Ban yeriz. Adam bir yanda demin kolunu tuttu. Adam bir anda kolumu tuttu. Dedim sen ne yapıyorsun lan? Dedim sen kimsin sen benim kolum dedin. Dedim adamın yakasından tuttum gömleğini yırttı. Dedim sen kimsin? Esra Maya'ya getirip geliyorum. Haş! O peçeteleri topla sana yedirtirim ha o peçeteleri. O peçeteleri topla günah. Topla! Tamam topluyorum. Kız topla! Topluyorum. Evde bir tane peçete yok, burnumuzu silerim kalıp topla peçeteleri. Bak yeter bokunu çıkardın her şey yeter. Baharatları ver. Ne? Baharatları ver. Ya Derun çok teşekkür ederim Derun kurban verene Derun. Derin sağ ol, indir. Onu indir, tripodu indir. İyi oldu mu? Anne bir yolda tutaklı ya, benim gözlerim gitti. Bu nasıl zamanlar canım? Sen hiç böyle zıplayabilir miydin ha?
Sen annen erkek gibi, ben gücümü göstermeyeyim Mira. Olalar markette ne varsa hepsini fırlattım onlara. Kaçtılar sonra. Polis aradı, kaçtılar. Çünkü haksızlardı diye kaçtılar. Çünkü çok kötü küfürler ettiler. Tabii o küfürlerde ne olacaktı? Sen haklı olduğun için bilerekten kaçtılar. Bu toz pul biberimiz yok mu? Hangi? Duygu, teşekkür ederim aşkım benim, Duygucuğum. Sude, kızlar Allah razı olsun kız. Toz pul biberi var. Aman. Hepinizden Allah razı olsun. Toz pul biber var. Salçayı da ver çiçeğimi, hemen bunu fırına atalım, salata yapacağım. Pirinç pilavı yap. Boş ver pilavı diye. Duygu, teşekkür ederim. Duygu aşkım benim. Durum kay. Pilav saç kay. Ya Duygucuğum, pilav. Durum kaycım. Hepinizden Allah razı olsun, kurban verene. Bulgura da razı olsun. Ne? Pilav. Uf, dünkü pilavdan yaptım dünkü bulgurdan. Hı-hı. Ya Yargıç Ahmet. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Onu 10 yıl yesem gene sıkılmam. O kadar güzeldi ki. Duygu, teşekkür ederim. Kızlar, bugünkü kavgada ben mi haklıydım onların? Ama beni tabii korumayın. Tabii ki sen. Beni korumayın. Teyzenin ettiği küfürleri duymadılar. Teyze çok, teyzenin ettiği küfürleri duymadınız. Yoksa gerçekten teyze haklı olsa bile o duruma, bu küfürleri ettiği için haksız duruma her şekilde girecekti. Kızlar çok kötü küfürler etti kadın. Değil mi? Ve ben o yüzden ona saldırdım. Anne, teyze... Yardımcı Ahmet, teşekkür ederim. Bir dakika kızlar. Nudem, teşekkür ederim. Ben fotoğrafları çekmiyordum. Millet geldi ki fotoğraf çekelim. Millet, ben dedi ki fotoğraf çekelim. Dedim tamam çekelim. E suç beni mi göründüler kızlar ya? Ne yapabilirim? İnsanlar geliyor diyor fotoğraf çekelim. Ya benim mi suçum? Ha güzel bir dile diyebilir ki rica ediyorum bizi çekmeyin ya. Biz çıkmayalım fotoğraflara diyebilirdi. Ama böyle ters bir şekilde bağırarak çağırarak kimseye kızamaz. Hayır, fotoğraf yok 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 yok. Sizin yüzünden o gün ABM'de... Az önce bana yaptığı gibi. O gün ABM'de dayak yedim. Vardı kız, ben gördüm. Bir de bağırmadan konuşur musun? Gerçekten çok yüksek sesle konuşuyorsun, farkında değilsin. Tatlı. Tuz yok mu? Ben ketçap mı var? Tuz yok mu? Tuz çıkar. Tuzdan şeker olmaz mı? Yarın pazar var, yarın pazara gideceğiz ha. Babam pazarda da kavga çıkmasın bacım, korkuyorum ya Rabbim. Aha tuz, evet bir kilo. Hiçbir ekmek istemiyorum. Anne, dünkü pilavdan yapsam. Dedin ya dünkü pilavdan yapacağım. Bu büyük tuz mu? Bu tuz niye böyle? Niye bileyim ben? Keşke küçük tuz olmalıydı. Yani pazar var, büyük pazar yani. Her şey varmış, her tuşu şey. Tuşu malzemesi mi? Canına çıktı, ağzına koktusa. Alkışa. Kimse kimsenin lafının altında kalmaz. Özellikle seni yapıyoruz şimdi. Sadece yayınlarda ahkam kesiyorlar, beni konuşuyorlar, onu konuşuyor. Ama yüzüme gelseniz hiçbirinizle konuşamazsınız. Bence de. Bugünkü olay... Bugün nasıl Tarzan olduysam... Zeyna olduysam size karşı da Zeyna'yım. Bakmayın ekrandayım, uzağım, kim olduklarınızı bilmiyorum birçoğunuzun mesela. Belki o da düşmanlardan biriydi. Nereden bilecek? He, belki o da düşmanlardan biriydi. Allah bilir. Ben öyle hissediyorum. Ben diyorum, bence o düşmanlardan biriydi. Düşman olduğuna pişman olmuştur o bugün. Bence. O bugün pişman olmuştur zaten. Sonra da olaya katılanlar da zaten pişman olmuştu onlar. O teyze gibi bilekten kaçtı çünkü haksızlardı. Anne bir şey söyleyeyim mi? Ya yeter. Yiro. Uff. Sen ne yapıyorsun, konuşuyordun? E tamam, sen çok bağırarak geçin. Vır 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 vır. Ben gidiyorum. Tepsiyi ver, tepsi fırından tepsi. Ayağının altına bak kız. Aferin, saçını çıkar. Bir saçına halde bak. Maymuna dönmüş. Ya yürü git ya. İnsan bakım yapıyor. Hadi şimdi hayır, ben seni... Hemen pişer yiyeyim bir dakika ya. O ne? Ne pişer? Abi anne diyor, dünkü bulgur pilavını yapayım ben. Hayır, etin yanında güzel olmaz. Abur cubur aldık. Onu da paketten. Evet işte o yüzden. Kavga yüzünden. Abi dünkü bulgur pilavını yapsın işte, güzel olur. Anne dünkü bulgur pilavını yap hadi. Hayır ben istemiyorum. Etin yanında güzel olur. Tamam ben istiyorum, sana ne? Tamam sen istediğin ne olacak?
işte. Ela abla söyle oğlum. Üstünün işte deniz soldan mı? Kadının istiyor bak. Kira bak zaten fırında et sevmiyorum. Bir üstüne de o pilavı yapsam kusarım. Yoksa da yiyemeyeceğim. Birinci yapayım mı? Ay benim dediğim şey yani olmuyor normalde yapmıyorum. Sen birinci tek etmeyeceksin. Hayır bak normalde yaptığımdan bir şey oluyor ya. Pirinç biliyor. Böyle lapa oluyor. Abdi, ben pirinç mi yapayım? Abdi de lapa seviyor. Bence abdi pirinç yemeyecek. O tek etmeyeceğim. Çünkü çok güzel oluyor ya. Altı böyle dümdüz oluyor. Yo ben çeviririm merak etme. Bu sefer öyle yapmayacağım. İnandım ya altı dümdüz olacak yine. Abi sen çok çocuksun bence. Tamam altı tek etmeyeceğim söyle. Bilmiyorum. Pirinç pilavı yapsam pirinç pilavı da yer. Abdi seviyor pirinç pilavını. Hani böyle lapa olan onu seviyor. Evet ben lapa olan Abdi de lapa seviyor. Çünkü sen biz lapaya alıştık. Lapa böyle ıslak olan. Abdi de pirinç pilavı istiyor. Ve pirinç pilavı kazandı. Şok şok şok. Hadi meydan. Buzları kırıyorum lan. Hadi pirinç pilavı yap tamam. Yorgunum ya da. Yemekten. Nerede? Ya yemekten değil de. Onu versen insanları dövmekten. He? Dövmekten insanları dövmekten diyor. Bence de. Döversen. Valla onlar bana sataşıyorlar. Eyvallah. Teyze aldı olsa bile haksız duruma düşecekti o küfürlerden sonra. Abdi sessiz sessiz geliyor. Hep bir sessiz sessiz geliyor. Hem de kızma gizli gizli söylüyor. Niye küfürler ediyorduk kızmama? Nila ortalığı karıştı dedi. Anne gel sana küfürmedi. Ama gerçekten ediyordu ben de duydum. Duydum dedi anne gel sana ne iğrenç küfürler ediyordu. Söyledi bir tane. Bir gittim ki ne küfürler ediyor dedim. Sen misin küfür eden? Kaldırdı dedim pat tutu o. Pat 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 et. Var ya onu elime alsaydım, ben var ya yine de o kaç tane şartlar? Onu elime alsaydım var ya ayağın altında ödülmüş gibi de yaşlıydı. Oğlunu dövdü, ne yaşlısı? Benim yaşımdaydı. Tövbeler olsun ki. Anne nineydi, nineydi? Lan 40 yaşındaydı, ne ninesi? 40 diyor, 45. 40. Hep mi? Çocuklar da sizden 2-3 yaş büyüktü galiba. 2-3? Keşke onlara Holder Meydan deseydin ya. Düşünsene boş bir meydan. Anne ya. Keşke onlara Holder Meydan deseydin. Aa Holder Meydan. Anne bu çıktı da. Keşke Holder Meydan deseydin ya. Kadın Holder Meydan deseydin. Kadın Holder Meydan deseydin. Bak anne. Bak bak. İçindekiler temiz yıkanmış. Hadi gel. Makineni aç. Tam açık kalsın. Kapat açık kalsın. Kapat. Tamam. Şimdi altta ev olsa. Altta yarın öbür gün ev gelecek taşınacak. Yani kim bu sesimize dayanır? He? Bak bu yakında kovulacağız. İzleyin ve görün. Allah canımı alsa en fazla bir ay sonra buradan kovulacağız. Bir ya kovulmazsak Allah canımı alsın dedi. Bak vallahi kovulacağız. Tamam ya kovulmazsak diyorum. O kadar yemin ettim. Ya bu kadar sessizde kim dayanır? Tamam bir saniye diyelim ya kovulmazsak. Kim dayanır bu sese? Ya bana... Bir sus yapma. Sen insanları ne kadar dinlemiyorsun? Söyle her dinledim. Yapsın diyelim. Diyelim. Ben aşağıya kimse taşınmadı diyelim bak diyelim. Diyelim bak diyelim hadi. Bir ay sonra. Sen o kadar yemin ettin. Ne olacak o evinden? Zilan teşekkür ederim. Olacaklar. Hayır yorum aşağıya değil taşınmazsa eğer bir ay boyunca. O zaman o evinden ne olacak anne? Zilan derle teşekkür ederim. Biraz düşün. He ne diyorsun abdi sen beni gidelim bir linçliyorsun. Göremeyecek yayın açmışım onu konuşuyor. Hadi gel yayın açacak anneye konuşalım. Anne. Hadi meydan ben pirim kasma pas kastım bu kadar. Beni büyüttü ve pirimi kastım ben artık yayın açmaya gidiyorum. Neden böyle yavaş kibarca gülme? Niye böyle? Nasıl bir gülme? Senin... Tamam.
kibarca gülmek varken ya bu ne de ha? Onu sonra söyleme. Sen böyle kademe kademe yavaş yavaş sesini yükseliyor. Anne normalde çığlık atar gibi gülmüyor ama. Esra birazdan Maya ile beraber gelecek. Ben de kaset yaptım. Yapma.